Anne. Hadi oturalım. Sen diker böyle bakalım. Kime kızdık? Ne yaptı annen sana? Uyumlu yapıyoruz. Hoppa. Basma basma. Öbür koltuğa deneyim olmasın. Gel. Şişemiz, şişemiz nerede bizim şişemiz? Oyuncağı nerede? Çay. Alalım mı oyuncağımızı? Getirelim. Karnı tok ya. Hayır diyor, mama istemiyor şimdi. O oyuncak istiyor. Bak en iyi yattığı yerde. Çok rahat onu ayağa tıkıp çekiyor. Bakalım. Sırtını kaşıyorum neyse. Çocuğum 3 yaşında, Sevgi'ye Şahin. Doğuştan zaten anne karnında belliydi bazı hastalıkları. Ama doğduktan sonra yani hepsi çıktı meydana. Gözleri filan, kalbi, bu ayak parmak eksikliği hiç belli olmadı. 2 hafta boyunca yoğun bakım sürecinde kaldı. 2 hafta sonra kucağımıza aldık ama doktorlar hiçbir umut vermediydi hani yaşama şansı için. Şu an rahatsızlıkları, gözleri görmüyor, kulakları duymuyor, burun delikleri yok. Ayak parmakları eksik, sırtında hemangiyosu var, beyinde buruna doğru bir sarkma var ve beyninde boşluklar var. Ondan sonra kalbinde delik vardı ve genişleme vardı. Onlar şu an durdu. Karaciğerinde hemangiyo var. Böbreğinin bir tanesi ufak. Kalbi. Ondan sonra hani çünkü gözden sadece kontrol alabiliyor, kulaktan kontrol alabiliyor. Hani bir tedavi sürecimiz yok onlarda. Şu an sadece rutin kontrolleri yapılıyor. Yani böbreği, karaciğeri, kalbi, bunlar hep kontrol altında tutuluyor. 2 yıldan beri, hemen hemen 1,5-2 yıldan beri 9 Eylül'e gidip geliyorum sürekli. Orada tedavi sürüyor. Bir de Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde. Yani zaten doktorlarımız hep profesörler baktığı için sigortalıyız ama her şeyimiz parayla. Gidip gelmemiz şu an pandemiden dolayı otobüslere binemiyorum. 4 vesaitle gitmem gerekiyor. Mecburen taksi tutuyorum artık. Taksiyle gidip geliyorum. Böyle. Katı hiçbir şey yiyemiyor. Sadece bebelakla besleniyoruz. Doktorlarımız mama yazdılar, bu hazır. Kutu mamalarından yazdılar. 2 defa bağırsakları iç içe geçti. Sindirim asla kabul etmedi mamaları. O yüzden doktorumuz artık dedi hani vermeyelim bu mamayı. Normal yediği mamaya devam edelim dedi. Beslenmemiz o şekilde. Sırf mama. Diğer hiçbir ek gıdayı alamıyoruz. Aldığı zaman kusmaya başlıyor. Ben her zaman diyorum ki iyi ki Rabbim bana nasip etmiş benim meleğimi. Bilmiyorum, ben onunla çok güçlü oldum. Sabretmeyi öğrendim. Mücadele etmeyi öğrendim. Ben kızıma bakarak kendimden utandığım günler bile oldu. İyi ki var. Ben hiç pişman değilim. Hiç bir zaman umudumu da kaybetmedim. Kaybetmeyeceğim de. Kızım için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağım. Karnımdan 6 aylıkken su alacaklardı. Dedim ne için alacaksınız? Hamileliği, gebeliği sonlandırmak için. Dedim benim çocuğum engelli olsa bile ben asla dedim çocuğumu öldürmeyeceğim karnımda. Dünyaya getirmeye razıydım. Yine olsa yine getirirdim zaten. Temasla tanıyor artık. Ellerime dokunuyor. Benim sıcaklığımdan belki anlıyor beni. Ama biz çok iyi anlaşıyoruz kızımla. Sevdiklerini, sevildiğini hissediyor. Öyle bir çocuk. Çok farklı bir çocuk. Çok hisleri, çok kuvvetlenmiş bir çocuk. Zaten genelde böyle çocuklarımız hep hisleriyle hareket ederler.